Merhabalar, bu videomda sizlere içi pamuk gibi asla marinasyona ihtiyaç duymayan, dışı ise çıtır çıtır bir hindipane hazırladım. Eğer tarifimi denerseniz asla dışarıda bu tarz bir fast food yemeyeceksiniz, hep evde yapmak isteyeceksiniz. Çocuklarınız ise bu lezzete asla hayır diyemeyecekler. Hindipane için kullanacağımız malzemeler 400 gram kadar hindi göğüs eti, 1 su bardağı kadar beyaz un, 1,5 su bardağı kadar panko dediğimiz kurutulmuş ekmek kırığı, eğer sizin elinizde yoksa evde kurutulmuş, bayatlamış beyaz ekmeklerinizi blenderdan geçirerek bu şekilde bir ekmek kırığı elde edebilirsiniz. 2 adet orta boy yumurta, 1 yemek kaşığı kadar hardal, 1 çay kaşığı kadar karabiber, 1 çay kaşığı kadar yine kajun baharatı ve patates baharatı, bu arzuya bağlı. Eğer sizin evinizde yoksa sadece tatlı toz biber de kullanabilirsiniz ve tuz. Öncelikle hindi göğsümüzü jülyen şekilde doğrayacağım. Hindilerimizi doğradık. Gördüğünüz gibi gayet ince doğradım. Buna dikkat edelim. Bu önemli bir detaydır. Çünkü hindimizin dış kısmını unlu bir malzemeyle kaplayacağız ve kızgın yağda kızartacağız. Dolayısıyla unlu malzeme bir an önce kızarır ve içi çiğ kalabilir. Dolayısıyla onu ince doğrarsak bu sorunu da tamamıyla ortadan kaldırırız. Dilerseniz burada benim yaptığım gibi daha küçük parçalara da bölebilirsiniz. Bunun avantajı da şudur, yağda kızartırken daha kolay, daha pratik bir şekilde çevirebilirsiniz. Ben hindimi önden bir marinasyon işlemine tabi tutmuyorum ama siz isterseniz sütle veya her zaman kullandığınız bir marinasyonla hindinizi marine edebilirsiniz. Benim burada yaptığım şey ise şu, göğüs etini lezzetlendirmek için hardal kullanıyorum. Ve bir miktar tuzumu önden ilave ediyorum. Daha sonra unuma karabiber, kajun ve patates baharatı demiştim. Ve yeteri kadar tuz. Karıştırıyorum. İki yumurtam var. Yumurtama da yine çok az tuz ilave ediyorum. Panelerken sıralamam un, yumurta ve panko, yani ekmek kırığımız şeklinde olacak. Bu şekilde bütün hindi göğsümü paneleyeceğim. Malzemeyi bol bol hindinize yedirmeye çalışın. Ne kadar un, yumurta ve panko alırsa o kadar dış katmanı kalın ve çıtır olur. Bütün hindilerimizi paneledik. Şimdi kızartmaya geçebiliriz. Bol kızgın yağda böyle derince bir kap kullanmanızı tavsiye ederim. Panelediğimiz hindileri kızartıyoruz. Gördüğünüz gibi panelerimiz yağın içinde kaldı. Yani üstleri de aynı anda kızarıyor.
Bu önemli bir detay. Bol yağ önemli. Kızarttığımız hindi paneleri kağıt havluda yağlarını çektirdikten sonra servis tabağına aldık. Siz bu tarifi arzu ederseniz tavuk göğsüyle de hazırlayabilirsiniz. Sevdiklerinizle, sağlıkla, güzel sofralarda oturmanız dileğiyle. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.